Evet, bu dersimizde Weave sınıfının bir alt sınıfı olan Weave grup sınıfını göreceğiz. Bunlarla ilgili tüm notları internet sistemi olan soru çözüm eğitim ve yazılım kanalını internet sitesi olan yazılımvekodlama.com'dan ulaşabilirsiniz. Burada bakın kodları böyle paylaşıyorum. Burada Android kısmında yayınlanmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde bilgi verelim. Evet, bugün arkadaşlar Weave grupları göreceğiz. Weave grupların en temel özellikleri içerisinde layoutları yani katmanları barındırmasıdır. Burada relative layout, grid layout, linear layout, absolute layout, frame layout ve burada yazmayan constraint layout gibi katmanları arkadaşlar ayrı derslerde inceleyeceğimizi belirtelim. Burada Weave gruptan türemiştir ve dikkat edilmesi gereken bir şey vardır. Bunlar arkadaşlar kapsayıcı özelliğe sahiptir. Yani biz bir lineer layout oluşturacağız ve bu layout'un içine buton atacağız. Text box atacağız, switch atacağız. Bunun gibi şeyler atayabiliriz. Lineer layout'ların içine istediğimiz kadar şey koyabiliriz arkadaşlar. Yani burada bir kümeleme ilişkisi vardır arkadaşlar. Çok sayıda view'un komponenti ne yapabilir? Lineer layout'la aggregation yani kümeleşme ilişkisinde bulunabilir. Bunlar oldukça önemli. Şu an dediklerim havada kalmış olabilir. Öncelikle layout kavramının ne olduğunu iyice kavramanızı istiyorum. Örneğin Java ile yazdığım bir tane mana veri tabanı projesi vardı. Bunu da kanalıma ulaşabilirsiniz. Mesela burada görüldüğü gibi meyveler ayrı bir tane panelde bulunuyor. Yani Java'daki karşılığı panel, buradaki ise layout. Sebzeler farklı bir layout'ta bulunuyor. Bakın yine burada bir layout yapısını görmektesiniz arkadaşlar. Bu şekilde layout'lar yani tablolar şeklinde düşünebilirsiniz. Biz belirliyoruz ne kadar olacağını tasarım yaparken. Mesela bu da bir tasarım örneği görüldüğü gibi. Burada istatistikler var. Mesela sorgulamalar. Bu da bir layout'tır arkadaşlar. Yani gözüken her şey layout'tır. Bakın yukarısı bir layout. Bu beyaz panel bir layout. Aşağıda kodların yazıldığı kısım layout gibi düşünebilirsiniz. Layout'lar bayağı bir uzundur arkadaşlar. Yani bunları kullanımı falan. Bakın ben basit bir projede bile 5000'e yakın kod kullanmışım. Gerçi daha da kısaltılabilirdi o proje ama olsun. Şimdi arkadaşlar bunun Android'deki karşılığına bakmak için hemen Android Studio'yu açıyoruz. Android Studio'da bakın sol tarafta burada genel kısmından aşağıya doğru iniyoruz. Burada layout'lar bulunmakta. Layout'larda varsayılan olarak kısıtlayıcı layout yani constraint layout geliyor ki bunların Türkçe isimlerini kullanmayın arkadaşlar. Bunu da bilin. Bunun dışında bakın arkadaşlar burada çeşitli lineer layout'larımız var. Frame layout'larımız var arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar hepsi yazmıyordu. Örneğin relative layout da bulunmakta. Fakat bakın buraya yazınca şöyle bir daha yazalım. Bakın yazınca çıkıyor ya da demin ben mi görmedim? Bir daha bakayım. Evet, burada çıkmıyor arkadaşlar. Bu şekilde görmektesiniz. Yine container kısmı var. Bakalım belki başka yere koymuşlardır. Evet, bu kısma koymuşlardı. Eski versiyonları kullanıldığı için. Neyse. Biz yine de hepsini göstereceğiz arkadaşlar sizlere. Fakat şu an en çok kullanıldığını, constraint layout olduğunu ve lineer layout olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunların hepsini ayrıntılı olarak derslerimizde anlatacağız arkadaşlar. Burada Weave Group ismini verdiğimiz layoutların içerisine biz arkadaşlar komponentleri koyabiliriz. Mesela bakın buton. Butonu alıyorum. Bakın layout'ın içine koydum. Katmanın içine koydum. Yani katman bunu sahipleniyor gibi düşünün. Mesela bir dikdörtgen gibi düşünün. O katman olsun. Dikdörtgenin içindeki her şeyde arkadaşlar onun elementleri olur. Mesela gelelim checkbox koyalım. Bakın bu şekilde görmektesiniz arkadaşlar. Bunlar neden gözükmüyor diye düşünebilirsiniz. Burada Android Studio'da bir bug var. O bug'ı hemen düzelteyim ve geçeyim. Evet, hemen stil dosyasını açalım. Evet, şu şekilde gözüktü. Bu hata sizde de olabilir. O yüzden burayı kesmiyorum arkadaşlar. Sizler de görürsünüz hatayı. Bakın içerisine istediğimizi koyabiliyoruz. Tabi tasarım yaparken arkadaşlar biz bu şekilde butonu buraya koyayım. Bu burada dursun diye bir mantık kesinlikle yok. Bu kadar basit değil arkadaşlar. O kadar basit olsa zaten çok düzgün uygulamalar görürdünüz ama bir eli parmaklarını geçmiyor. Tabi son zamanlarda artmasına rağmen. Bakın arkadaşlar mesela bu burada olsun, bu burada olsun diye bir şey asla yapamazsınız böyle görüntüleyerek. Hani burada öyle gözüküyor ama her telefonda farklı biçimde gözüküyor arkadaşlar. Mesela telefon minicikse böyle sıkışır, iç içe girer. Telefon büyükse boşluk olur aralarında. Bunları hepsini anlatacağız. Şu an onlara takılmayın. Bu şekilde bakın ne yapıyoruz? Constraint layout'ın içine atabiliyoruz. Peki bunlar arkadaşlar şöyle tekrardan bir açalım. View Group sınıfından türemiş de bilindiği gibi. Bunları oluşturmanın iki yolu vardır. Biz bunları tabii bir sonraki dersimizde değineceğiz ama şöyle bir gösterelim. Öncelikle şundan da bahsedeyim. Mesela burada layout'un içine layout koyabiliyor muyuz? Mesela lineer layout, hani vertical olsun yani dikey. Hemen böyle şöyle koyalım önce. Tamam. Şimdi bakın lineer layout'ımızı buraya koyduk arkadaşlar.
Burada sağ tarafta Ethereum, yani bunun özelliklerini görebiliyoruz ki burada arkadaşlar bakın şu tuşa tıkladığınız an bunun diğer tüm özellikleri geliyor. Normalde yukarıda arama yeri de oluyordu. Şundan bahsetmiyorum. Burada arama yeri oluyordu. Fakat o da bende şu an bug'da kalmış. O yüzden şu an arama yerini halledemeyeceğiz. Önemli yok. Zaten hepsi burada gözükmekte. Bakın burada bayağı bir şey var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen bunun arkadaşlar tasarım text kısmına tıklayarak bunun kodlarını yazabiliyorsunuz. Hemen şöyle yapalım. Help diyelim ya da window diyelim. Editör. Evet, Java'dan biraz farklı açıkçası. Run. Tools diyor. Burada layout inspektör var. Bunu daha sonra göstereceğiz. Başka burada size gösterebileceğim ne var? Evet, şu anlık çok da bir şey yok gibi duruyor açıkçası. Evet, yazı fontunu şuradan bir büyütelim. Çok küçük arkadaşlar. Belki videoda gözükmez. 20 olsun bir bakalım. Evet, 20 düzgün gibi duruyor. Şimdi burada arkadaşlar hata vermesinin sebebi constraint layout'un özelliğinden dolayı. Bunu sabitlememiz gerekiyor ama bunları dediğim gibi zaten ayrı bir ders olarak layout'ları işleyeceğiz. Şimdi bakın biz bu şekilde görüldüğü gibi layout'lar oluşturabiliyoruz. Lineer layout'ımız bu şekilde ve bu text kısmına geldiğimizde bakın burada lineer layout var. Bunları buradan arkadaşlar çeşitli komutlar verebiliyoruz. Bakın komutları ilk başta ezberlemek zorunda değilsiniz. Zaten kendisi çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada bayağı bir şey var görüldüğü gibi. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Background özelliği var. Buraya resim atayabilirsiniz. Yani o kadar çok özellik var ki bunların hepsi zaten ayrı bir ders konusu olacak nitelikte. Ve bakın bunlar artık kullanılmıyor. Deprecate olmuş arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Mesela bakın background bulunmakta. Burada hemen color yazıyor bakın görüldüğü gibi. Buradan resim seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada siz harfe bastığınızda kendisi tamam diyor. Mesela dark var. Bunun dışında şu var. Red dark var. Red light var. Biz şunu kullanalım. Tasarım kısmına gelelim. Bakın görüldüğü gibi kırmızı oldu arkadaşlar. Bunları zamanla ezberlerseniz çok da dert etmeyin. Bakın yine güzel bir görünüm almaya başladı. Fakat bunlar bu şekilde yapılabilir. Tamam, ana sayfayı diyelim bu şekilde yaptık. Ama biz programlama mantığını öğrenmek istiyorsak bu şekilde yapmamalıyız. Çünkü bunu ufacık bir çocuk bile yapabilir arkadaşlar. Tıklıyorsun, koyuyorsun, sağdan geliyorsun, Etherbyte. Buradan özelliğinin rengini değiştiriyorsun. Bunlar çok, evet yanlış yere tıkladım. Bunlar çok basit işlemler arkadaşlar. Bakın buraya istediğinizi yazabiliyorsunuz bu arada. İlla yani renk kodunu biliyorsanız renk kodunu da yazabilirsiniz. RGB renk kodunu yazabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış bir şey. Burada da hazır şeyler de var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Buradan kendi renginizi de ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar tamamen size kalmış şeyler. Durduralım. Şimdi burada önemli olan kısım bunun Java kodunu yazabilmektir arkadaşlar. Şimdi şunları bir silelim. Daha önceki dersimizde de bahsettiğimiz gibi ufak bir Java kodu yazalım burada. Şimdi bizim arkadaşlar lineer layout'ı biz bu şekilde oluşturmuştuk. Şu stili kapayalım. Bu şekilde oluşturmuştuk. Tamam. Fakat her zaman bu şekilde oluşturmayabiliriz. Neden? Çünkü buradaki verilerin değişmesi gerekebilir. Örneğin mesela buraya kullanıcıdan kaç sayı gireceğini soralım kullanıcıya arkadaşlar. Mesela 10 sayı girdi. O zaman ne yapacağız? 10 tane buton oluşturmamız gerekecek. Atıyorum. İşte biz bunu önceden oluşturamayız. Neden önceden oluşturamayız? Çünkü kullanıcı girecek arkadaşlar kaç sayı gireceğini. O yüzden biz bunların önüne geçmek için bunları Java ile yapıyoruz. Peki biz Java ile bunları nasıl yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. İşte view group bu yüzden vardır arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle ben mesela bir tane lineer layout oluşturuyorum. Ardından tabii lineer layout dersi olmadığı için çok detaylıca aktarmayacağımızı da belirtelim arkadaşlar. Tabii oluşturma işlemini class'ın altında yapın. Daha düzgün olsun. Buraya ben evet şöyle yapalım. Neden? Evet. Evet pardon class'ın altına diyorum üstüne koydum. Şöyle yazalım arkadaşlar lineer layout diyorum. Sonra lineer layout dediğim için burada katmanım olması gerekiyor. Eşittir diyorum. Tabii burada sadece şöyle de bırakabiliriz arkadaşlar. Bakın gelelim burada neden üzerini çizdi? Şöyle bir daha bakalım. Evet herhalde şunu yanlış yazmışız.
Evet, lineer layout katmanı oluşturduk. Oluşturduktan sonra arkadaşlar bu şekilde bunu belirtmemiz gerekiyor ne olduğunu. Katman diyorum. Bu yeni bir tane lineer layout olduğunu söylüyorum. Bu en basit arkadaşlar nesne yönelimli programlama bilgisidir. Şimdi parantez içerisinde bakın altını çiziyor. Çünkü buraya bir konteks yazmadık. Hemen kontekstimizi yazalım. Biz burada diz yazacağız. Zaten onun konteks olduğunu algılıyor. Bu son sürümlerde gelen bir özellik. Eski sürümlerde böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Şimdi bakın katmanımız burada gözüktüğü gibi oldu. Yani lineer layout türünde. Biz bir de bunun içine bir tane buton ekleyelim. Tabii şunları arkadaşlar yukarıda tanımlıyorsak amacımız şu şekilde olmalı. Hemen gelelim. Private diyelim. Bir tane button yani buton tanımlayalım ve ismine de buton diyelim. Yine aynı şekilde aşağıda diyelim ki buton eşittir new buton şeklinde yazalım. Diz diyelim. Bu şekilde butonumuzu da yazdık arkadaşlar. Sonra burada ne yapmamız gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Burada yapmamız gereken şey katmana butonu eklemektir. Bunun için hangi metodu kullanacağız? Bakın evet batman yazdık bu arada. Katman yazıyoruz. Nokta addView metodunu kullanırız. Yani görünüm ekle. Bilindiği gibi arkadaşlar şu tabloyu tekrardan bir açalım. Bakın bunların hepsi birer görünümden türemiştir arkadaşlar. Yani görünüm bunların atalarıdır diyebiliriz. Evet, addView ekliyorum arkadaşlar. Butonu bunun içine ekliyorum. Bakın bu şekilde butonu eklemiş olduk arkadaşlar. Bunların parametre gibi kavramlarını ayrı derslerimize yapacağız. Biz bunlar arkadaşlar programatik yöntem ismini verdiğimizi belirtelim. Deklaratif olan XML kısmında yazılan işlemlerken programatik olan işlemler arkadaşlar burada Java kodu olarak yazılır. Hocam biz lineer layout içinde lineer layout ekledik orada. Özür dilerim. Constraint layout içerisinde burada lineer layout ekledik. Peki biz layout içine layout'ı Java'da ekleyebilir miyiz? Hemen gelelim. Private diyelim. Lineer layout diyelim. İsmi de katman 2 olsun. Ardından bunu kapatalım. Sonra arkadaşlar gelelim. Şurada diyelim ki katman 2 eşittir. Katman 2 eşittir. New linear layout şeklinde belirtelim. Yine konteks olarak diz olacak tabii ki de. Bunu kapayalım. Son arkadaşlar buraya mesela katmana katman 2 ekleyeceğim. Hemen geliyorum. Katman nokta addView katman 2. Bakın görüldüğü gibi burada da layout içine layout ekleyebiliyoruz. Zaten şöyle bir soru asla sormayın. XAML'da yaptığımızı Java'da yapabilir miyim diye. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. XAML'da zaten çok az şey yapabilirsiniz. Sadece başlangıçtaki dandik tasarımları yapabilirsiniz. Yani dandik dediğim hani kullanıcının değiştiremediği statik olanlar. Fakat dinamik olarak oluşturacaksanız biz burada arkadaşlar programatik yöntemi kullanmalıyız. Yani deklaratif yöntemden uzak durmalıyız. Ben bu programatik ve deklaratif yöntemle ilgili kısa bir video daha çekeceğim bundan sonra. Çok kısa olacak. Onu izlemeyebilirsiniz. Onu neden çekiyorum? Mesela insanlar sadece programatik ve deklaratif nedir onu izlemek istiyorsa o videoyu izleyebilsinler diye. Bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştırmak için tabii eminatöre ihtiyacınız var. Şurada arkadaşlar benim eminatörüm var fakat dediğim gibi bu da şu an bug'lı. O yüzden ben bir sonraki derste harici bir eminatör kuracağım ki bu Droid 4X olabilir. Bu şekilde sizlere göstereceğim. Umarım bu dersimizi anlamışsınızdır. Bu dersimiz arkadaşlar View Group yapısından, katman yapısından bahsettik. Java'daki panellere benzediğini söyledik. Tabi aynıları gibi değildir arkadaşlar. Yani aralarında farklar bulunmakta. Sadece temel mantığının aynı olduğunu söyledik. Evet, bu şekildeydi. Umarım anlamışsınızdır. AddView metodu unutmayın. Bunlarla ilgili notları yazılım ve kodlama.com'daki internet sitemden. Şu an eklemedim ama siz bu videoyu izlediğinizde eklemiş olacağım arkadaşlar. Android kısmına tıklayarak görebilirsiniz. Orada da kodları paylaşacağım. Bakın kodlar aynı şu şekilde gözükecek. Evet internet şu an bayağı yavaş. Evet bakın bu şekilde gözükecek ve direkt buradan kopyalayabilirsiniz kodları öğrenebilirsiniz. Bu şekilde adım adım açıklayacağım. Evet görüşmek üzere hoşça kalın.